Merhaba arkadaşlar, ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün zeytin bahçemize götüreceğim sizi. Bu traktöre dokuzlu, yaylı dokuzlu kültivatör takacağız. Ondan sonra zeytin bahçesi sürmeye gideceğiz. Biraz da zamanda geçmeye başladı. Aşıları bir Mart'ın ortalarındayız şu anda. Sonunda artık biraz da zaman geçtikçe köklerde, saça köklerde kopmaya, parçalanmaya başlıyor. Ve bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Koronavirüsle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. O kadar çok ortada, piyasada dedikodu var ki. Sizden şunu istiyorum. Özellikle bu konuda yetkililere güvenmemizi istiyoruz arkadaşlar. İnşallah bu illet, bu hastalık ülkemizden çıkar gider. Çok az sayıda var şu anda da. İnşallah çıkar gider. Bütün dünya kurtulur inşallah bundan. Yani sizden bir sadece şey istiyorum. Hani çok dedikodu var. Dedikodulara inanırsak zaten çıkamayız içinden. Onun için yetkililere inanmanızı istiyorum. Şimdi kamerayı takalım başımıza. Başlayalım, hadi bakalım. Ve arkadaşlar, takmadan önce de kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hadi başlayalım. Hadi bakalım, bismillah. Bu ızgara da benim. Burası okulun bahçesi arkadaşlar. Okul artık taşımalı okulda. Taşımalı sistemde. Onun için buraya herkes ekipmanı çıkartabiliyor. Tek başına ekipmak, ne yapmak, takmak, çıkarmak da. Çıkarmak kolay da. Şöyle arayalım. Evet. Şöyle tahminim denk gelir. Ekipman biraz eski ama sağlam, yani iş görüyor. Gerek yok bunların. Yenisi olsa ne yapacak? Zil mi oynayacak? Çalacak, zil mi oynayacak? Çünkü aynı sistem. Sadece kızaklı. Kızaklıya da gerek yok aslında. Şunları buraya koymuştum, unutmuşum bak. Videoya hazırlanırken. Öbür tarafa geçelim. Köpek de inşallah boşalttı bizi, saldırmaz. Şimdi orta kol hassasiyetin en az olduğu nokta burası. Taşırken orta taşıyacağım ben. Sonra zeytinle vardığımızda ortaya alacağım. Bu, hadi bu ekipman biraz hafif bir ekipman ama ağır ekipmanlarda ızgara olsun, pulluk olsun. Bu söylediğim önemli. Taşırken burada, çift sürerken ortadakinde, çok yumuşak topraklarda da alttakine takabiliriz. Daha ona gerek yok tahminim. Şu bütün işinizi görür ortadaki. Tabii her traktöre göre de değişiyor. Bazı traktörlerde en alttaki en az hassasiyetini aldı. Bazı traktörlerde en üstteki en az hassasiyeti aldığı nokta oluyor. Tamam. Kaldır bakalım. İyi, güzel. Şimdi doğru. Zeytine gidelim. Saat kaç? Saati geç oldu. Saat 8 oldu. Hazırlanırken falan çekime. Kameraları unutuyorduk. Kamera çantası unutmayalım. Arkada yeri güzel onun. İyi, bahçede görüşürüz. Evet, zeytinliğimize geldik arkadaşlar. Biraz otlanmış burası ya. Aa. Diğer bahçelerle uğraşmaktan, yeni aldığımız bahçeler olsun, orla uğraşmaktan zeytinliğimize önem veremedik, geç kaldık. Hafif otlanmış da şu aşağı kısımlar çok otlanmış. Dip taban yerler inşallah dokuzlu, yaylı dokuzlu iş görür inşallah. Şöyle yapalım. Orta kolunu bir ayarlayalım. Aşağıya alalım. Şöyle biraz geride gibi bu ya. Tabi onu yapınca görürüz de.
Çok az kasarım. Tamam. Şey güzel. Salınım güzel. İyi, salınımı güzel. Yani 10 santim sağa 10 santim sola sallanması pulluk olarak bu fark etmez. Hidrolikleri kasmaz. Daha iyi, daha randıman çiz sürmemiz sağlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim başlayalım bakalım. Şuradan başlayalım bunu ya. Hiç olmadı, iki gaz sürerim. Sofralık değil, sadece yağlı üzerinde. Bu zeytin ağaçları. Bu zeytin ağaçları ne aramasın bir 80 yıl, 70 yıl, 100 yıllık olan vardır. Ve periyodise gösteriyor. Yani mesela bir yıl oluyor. Bir yıl verim vermiyor. Bir yıl veriyor, bir yıl verim vermiyor. Ama şöyle bir sorun var çoktan beri. Şu an çoktan beri verim vermiyor. Halka leke hastalığına, yani yaprak dökülme hastalığına çözüm bulamadık. Çok değişik ilaçlar kullanıyoruz. Yani çözüm bulamadık. Biraz verim düşük. Zeytinyağın fiyatları iyi ama verim düşük. Otsuz yerler daha güzel. Sürsek daha iyi olacak. Yani iki gaz sürersem bir şey sorun olmaz. Kimisinin şuraya mandal var, oraya da göstermek istiyorum. İncirdiklerimiz. İyi, buralar iyi. Buralar güzel batıyor. Buradan tek yönünü görelim bakalım. Böyle. Biraz taş da fazla buralarda. Yani iyi, yine normal burası iyi de. Daha da taşlı olan bölgeler yok değil yani, var. Göstereceğim ben.
işte bu taşları toplayacağız bugün de. Var mesela. O taşa geldi mi kuluk olsa ya taşı sökecek ya kıracak. Ama bu böyle üzerinden geçiyor. Ve gen de bırakmıyor. Kuluk ya kuluk kırar ya taşı söker. İki yere gidelim. Güzel olacak. Toprağın tavı çok güzel. Ya. Şu toprağa bak ne güzel. Eleniyor valla. Güzel. Toprak tam çok güzel ya. Şuradan nasıl geçeceğiz? Hop.
dik ya. İki sefer de böyle dik. Ya kuş yerlerde önceki incir bahçesi öyleydi. Önceki videomda izleyebilirsiniz. Daha bitiş ekranına da koyarım. Kartlara da koyarım. Şöyle iki ile girelim. Kaldı. Buraya kadar. Biraz yarı kaba. Bir de 58 beygir istesimiz. İyi güzel ya. İyi sürüyor. Çift sezonları başladı. Yan kesin de yürü. Kesin %100. Ama dik tabii kurtarıyor. Dallarda kırmaması için esiyor ama ister istemez fazla yanaşamıyorsunuz, yandan geldiği zaman kırabilir. Normalde burası lastikler görünmüyor normalde. Ama ben söküyorum, bu şekilde daha rahat oluyor. Yanaşması, ağaçlara yanaşması. Takarken yaylık ütüvazeri takarken kaçtı ya, daha 8 üstü herhalde, 8'di pardon, 8 üstü de biraz aşağıdaydı. Ağaç başına yani aşağı yukarı 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo dahi veren var. Zeytin olarak. Ama periyodize gösterildi. Bir sene olmuyor, bir sene olmuyor. Ama yağ verimleri de güzel. Yağ verimleri güzel.
oldu. Ben normalde ses kayıtını buradan yapıyorum. Bayağı olmuş, 19 dakika. Ses kayıtını buradan yapıyorum ben. Yani kameradan kayıt alıp cep telefonuna da ses kaydı alıyorum. Şu yaka mikrofonuyla. Bir şey de yapıyoruz. Daha güzel sesi olduğunu düşünüyorum. Kaldırmadık. Daha güzel sesi olduğunu düşünüyorum. Şuna dursun şöyle. Şurası ben yukarıdan geri balayım. Bu dalı kessek olacak. Budanca kullandı. Hop. Hop. Düğmeyi bulduk. Bulduk düğmeyi. Ben otlu yerleri karıştırıyorum. İyi, traktöre değmiyorum. Şöyle aşağıya yaslamayı sonra sürerim artık. Seviyorum ben ya. Hiç şey yapmıyoruz mesela. Geniş alıyorum şeyden, tekerlerden geniş alıyor. Ve hızlı falan yok. İstediğin gibi gidip gelebiliyorsun. Bak, indirdim. Şöyle bir sorun olmaya başladı bu traktörde. Mesela diptomatik kaldırdın ya. Geri giderken çok zıpladığında ya da önün fark etmez. Çok pulluk veya arkada ekipman zıpladığında hop kendini aşağı indiriyor. Sonra kaldırıp yani kapatıp liftomatı tekrar açtın mı tekrar kaldırıyor. Böyle bir sorun var bunda. Servise gittim. Ayarladılar yaptılar. Ayarlayınca güzeldi. Sonra yine yapmaya başladı. Sonra yine gittim. Yine düzelttiler, yine sonra yapmaya başladı. Bu üçüncü girişim ve yine yapmaya başladı. Onun çözümünü bulamıyorlar. Yani parça yenilemesi değil, parçalar değişmeyle alakalı değil. Ayarlarla alakalı, işçilikle alakalı. Şimdi bir kez daha yağ değişimine gideceğim. Saat kaç saatte? 458, 460 saatte. Yağ değişimi geldi. Bir kez de yağ değişime gideceğim bu traktörü.
arkadaşlar burada bitirelim. Ben sürmeye devam edeyim. Yine yorumlarda belirtin. İstediğiniz bir video varsa, traktör incelemesi olsun, toprak işlemi olur, farklı nasıl aklınıza gelirse öneri olur, video önerisi olur. Her türlü yazabilirsiniz. Ben hepsi okuyorum, hepsini cevaplıyorum. Cevaplamaya çalışıyorum. %95'ini, %98'ini cevaplıyorum. Ben devam edeyim. Hadi kendinize çok iyi bakın. Videonun başında söylediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.